İlk defa gördüm. Gözlerim iğrençti de o yüzden. Demin arada kör gibiydin vallahi. İyi oldu. Oh. Demin arada kalmıştı. Petek senin olsun, Hande benim. Yok ben aldım. Hocam sende böyle garip bir paylaşma ihtiyacı var. Bana bulaşmayın. Hani illa. Bana da bulaşmayın. Bana da karışmayın o zaman. Sana kimse karışmasın. Ya ya. Petek yeni albümünü çıkardın. Daha önce seni hep podyumlarda görüyorduk. Hı-hı. Yalnız ben anlayamıyorum. Yani bir şeye karar ver artık. Evet. Manken misin? Şarkıcı mısın? Show girl müsün? Başka ne kaldı? Başka? Bir ne şeyler kaldı? Daha var galiba. 80 doğumlusun. Hı-hı. O zaman önünde o kadar çok zaman var ki yani artık bir tanesini seçip ona yönelmek için. Evet. Sen hangisini düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Biliyorsun şimdi günümüzde belli başlı Türkiye'ye mal olmuş sanatçılar var. Hı-hı. Bunların hepsi 30 yaşından sonra artık bir yerlere gelebilmişler. Ben istiyorum ki 24 yaşıma geldiğim zaman o kategoriye girmek istiyorum. Tek ne hayalim bu. Ama, ne? Yani Petek Dinçöz'ü Anadolu'da bir küçük çocuğa sorduklarında bile "Aa biliyorum sende kaldı, bende kaldı" parçasını söyleyen kız desinler. Şimdi sende kaldı ile bende kaldı ile olmaz bu. Olmaz bu iş. Çok şey yapıp. Bence. Yani oyunculuk yapıyorum, şovgörlük yapıyorum. Tek şey istiyorum ki Petek Dinçöz dedikleri zaman 10 parmağında 10 marifet var desinler. Ben sana bir tek bu. Hadi sorabilirsiniz. Buyurun, buyurun. Sana göre kimde kaldı? Abi. Buna cevap bilmiyorum artık Petek'cim vermek istersen buna verebilirsin. Buna cevap sizin çok yakından tanıdığınız kendisinde selam var ayrıyetten hepinize. Yani bu küçük bir tehdit oluyor. Küçük hani bir görüşürüz programdan sonra. Onda kaldı değil mi? Onda kaldı. Ya